bahçelerde zerdali, benim yarim gül dalı. Kiraz gibi dudakları, şeker ezer dilleri. Güllü yar, sana git mi dedim, ellerde yat mı dedim. Güllü yar, bahçelerde gül dalı var git ellerin yari. Sen bana yar olmasın, yüzüme bakma bari. Güllü yar, ben sana git mi dedim, ellerde yat mı dedim. Güllü yar. Yani teşekkür ederim. Ben böyle güllü güllü diye gelmeye başladım ve arkada biz arkadaşlarla birlikte de böyle nasıl biz söyleyeyim, şu olayı yaşayarak. Şu kameradaki abiyle beraber söyleyip beraber klip çektik değil mi? Evet. Zeki. Evet, Zeki abi Türkiye'yi biliyordu. Antep türküsü, çok eski bir Antep türküsü. Uzun Hava'da rahmetli Seyfettin Sucu'nun, Urfa'nın önemli seslerinden birisiydi. Onun okuduğu bir Uzun Hava'ydı. Uzun yıllardır okunmuyordu. Ben uzun yıllardır okumayan bir sürü türküyü okudum. Gençlere bunları da taşımak lazım. Hocam böyle devam et. Sesin çok güzel. Çok teşekkür ederim. Gerçekten on numarasın. Hakkını veriyorsun türkülerin. Çok zarif. Bir an böyle biz arkada teknik ekipteki arkadaşlarla birlikte hafif şekilde dans etmeye başladık. Ondan sonra oyun havaları çok güzel. Çok teşekkür ederim. Ve bunun yanı sıra Anadolu türküleri inanılmaz güzel. Artı bu işin bir başka güzelliği var. Yurt dışında yaşayan milyonlarca vatandaşımız biliyorsun vatan hasreti çekiyor. Ve bu türküleri duydukları zaman inan birçoğu da ağlıyor. Ben sizin programınızın çok izlendiğini çok biliyorum. Çünkü benim akrabalarım ve dostlarım da var yurt dışında. Ve sizin programınız benim çok duyduğum bir programdı. Teşekkür ve zaten tescili de en çok izlenen programların başında geliyor. Ben özellikle olmak istedim. Yurt dışındaki o gerçekten türkü sever çok büyük bir kitle var. Onlara da ulaşmak istedim. Çok vallahi sen zaman zaman gel biz sen söylerken arkada Zeybe'yi oynarız. Bir sefer vaktinde gelirim Beyza'yla birlikte yine son derece keyifli. Gerçekten kutluyorum. Başarmışsın bu işi. Yani bu işi başarmışsın. Daha güzel şeyler. Zaten sen gelmeden önce de hatta Umut Hanım programa geldiğinde de senin albümünden başkaları da bahsetti. Yani Lirik diye bir albüm çıkardı ve son derece başarılı diye. Sağ ol. Ben albümünü dinledim. Gerçekten müthişti ama senden performansla birlikte alınca daha değişik oluyor. Artı bir şey daha söyleyeyim sana. Eğer daha önceki yıllarda doğmuş olsaydın o zaman bir Tarkan tiplemesi var. Yani sen Tarkan'ı oynayacak tipe sahipsin. Evet, son köpeğin nerede falan diye soranlar oluyor. Köpeğin nerede? Moğol İmparatoru diyorlar falan böyle bir sürü şeyler diyorlar. Ben bunu bir gün imaj olarak yaptım bir yaz birkaç sene önce. İki sene önce
İnsanlar da hoşuna gitti. Umut'un hoşuna sevdim. Gidiyor mu? Önemli olan. İmaj maker'ım genellikle Umut'tur zaten. Öyle mi? Evet. Peki. O da o zaman o çizgi romanların sonuna doğru denk geldi. Teşekkür efendim. Oktay'ı gerçekten güzel sesiyle duygulandık. O Anadolu'nun güzel havasını hep birlikte ciğerlerimize çektik. Şimdi de biraz modern sanatlara doğru geçiş yapalım diyoruz. Biliyorsunuz Can Garden Motel'de tatil var. Ve orada su balesi de var. Hep birlikte izleyelim. Adeta renklerin dans ettiği bir çiçek cennetini andıran Can Garden Motel'de sadece renkler dans etmiyor. Gerek müziği gerekse görsel zenginliğiyle ruhları dinlendiren su balesi gösterileri de yapılıyor. Can Garden Motel'de su balesi gösterisi yapan Rus bale topluluğunun performansı izleyicileri büyülüyor. Rus su balesi topluluğu bu güzel gösterinin finalini ise oryantal namelerle noktalıyor. Evet efendim, Anadolu türkülerinden su balesine geçtik. Telefon diyeceksiniz, biraz sonra vereceğim. Herkes hazır olsun, eller telefonda olsun. Şu anda değil, doktor hanıma bazı sorularım var. Ardından da Can Garden Motel ile ilgili telefonu vereceğim. Bu arada biliyorsunuz Avrupa Dili Günü Bağdat sunuyor. Ve her hafta olduğu gibi ilerleyen dakikalarda Avrupa Dili Günü Bağdat İşbirliği ile 7 günlük kocaman bir koli gelecek. Onun da telefon numarasını ilerleyen dakikalarda vereceğim. Ve ben hemen doktorumuz Seval Taşdemir'e dönüyorum. Ama doktorumuz derken kimse yanlış anlamasın. Bizim öyle bir tedaviye ihtiyacımız olmadı. Ama olanlar çok yoğunlukta. Onlara yardımcı olmanız açısından buradasınız. Şimdi tüp bebek tedavisi Türkiye'de ve Türkiye dışında yaşayan Türkler tarafından benimsendi mi? İstatistikler nasıl? Bu konuda bilgi verebilir misiniz? Evet, Türkiye'de gerçekten Türk aile yapısı.